Boş bir tane proje oluşturdum işte. REST API diye ismini verdiğimiz. PHP Store'da çalan. İndekslendi şimdi zaten proje. Artık herhalde başlayabiliriz. Şimdi önce bir Laravel'in sitesine girip paketimize bakalım. Pasteboard paketinin yanı sıra aynı şekilde API'larda yine Sanctum da kullanabilirsiniz. Yöntem olarak. Daha küçük bir kapsamda gelişim yapılabilir. Daha hani seri olabilecek anlamda söylüyorum. Birazcık daha sadedir bu taraf. Şimdi öncelikle bu paketin kurulumunu tabii yapacağım. Composer, Declarer, Pasteboard diyerek. Dediğim gibi daha önce bir API yazmıştık. Daha doğrusu sizin kullanabilmeniz için. O API'nin aynısını yazıyor oluruz. JavaScript derslerinden de tekrardan girip kontrol edilebilirsin diye. Hani eşleştirebilirsiniz, tekrardan bakarsınız. Kendinize göre. Ki hatta bir de JavaScript Framework kullanıyorsanız da o tarafta da kullanarak birazcık daha kendinizi geliştirirsiniz. Bu API yazarak kendinize özel. Umarım önümüzdeki dönemde Ahmet de bize React tarafını anlatır. Güzel bir şekilde öğreniriz biz de. Yine gelirse çalışırım. Yüklendi. Şöyle siteye geri gelelim. PHP artisan migrate diyerek önce veri tabanını migrate etmemiz gerekiyor. Bunun için bir veri tabanını açalım. Index dönüş. Eğitim API yazdığım bu bizim kullandığımız tablolardı. Muhtemelen diğerlerini gene alırız yani. Bizim ihtiyacımız olacakları alırız. Örnek olması adına kullanırken bir tanesini yaparız yine. Şöyle New Database diyelim. REST API ismini veriyorum. Hocam hosting'e falan API nasıl yüklüyorsunuz? API nasıl yüklüyorsunuz derken? Gel. Duyuyorum, duyuyorum. Nasıl yani Başka derken? bir işim var. Yo, aynı proje yatar gibi atıyorsun. Sadece mesela Pasteboard'da bir key'ler var. İki tane key oluşturuluyor. Tamam mı? Eğer Git'le atmayı çalışıyorsan, Git yardımıyla atıyorsan şayet hani projeni, onlar dahil olmuyor normalde. O iki tane key. Şimdi birazdan göreceksin. Onları elle atman gerekir. Eğer direkt hosting'i zaten zipleyerek atıyorsan onlar da beraberinde gidecektir. Hani içerisinde. O key'lerde. Sorun olmayacak. Şayet hosting'in veya sunucunun artık sunucuların zaten vardı. Hani hosting'lerinde terminal ekranlarına bağlanabiliyorsan terminal üzerinden oraya özel key de oluşturabilirsin. Yani orada anlık olarak. PHP artisan komutlarını kullanabilirsin zaten orada. O şekilde atabiliyor. Yani normal proje gibi. Hiç projeden farkı yok. Aynısı. Proje atıyoruz ben direkt. Öyle söyleyelim. Şimdi biz API bir oluşturmadık mı? REST API mi demiştik? Aynen şuradan. REST API. Yani dosyasında ne yazıyormuş? REST API yazıyor. Root'u tamam. Şimdi PHP artisan migrate diyebiliriz.
tablolarımız oluşmuş oldu. Şimdi burada bizim önemli olan kullanacağımız alan aslında access tokenların olduğu, yani erişim tokenlarımızı olacağı tablo var. Bir tane client var. Client dediği hani işte bağlanan, hani client olarak kullandığımız zaman zaten bu key'leri de onun için oluşturuyor olacağız birazdan. Şöyle geri geldiğimde PHP Arsem password install dememiz gerekiyor. Bunu dediğimiz zaman bizim için dediğim gibi oluşacak alanlar olacak. Şimdi göstereceğim onları da. Yapalım bir. Şu bakın arkadaşlar, sorucun altında OAuth Private Key ve Public Key adında iki tane key'in oluşmasını sağladı ve aynı zamanda burada da biz password install dedikten sonra iki tane bizim için client oluşturdu. Bunları da veri tabanı tablolarında da açtığımızda görebiliyor olacağız. Yani access client'ını oluşturdu bir tane kendiliğinden paket. Yani biz buna erişim sağlayabilirim diye. Ki grant client bir tane oluşturdu ki burada bakın provider users, yani direkt user provider üzerine yapacak. Provider'ların da ne olduğunu, bu multiple guard gibi bir şeyden bahsetmiştim. Tam anlatmadım ama hani oradayken size bir config dosyasının altında out.php içerisinden bir gösterdiğim alanlar vardı. Şurada bir provider'lar vardı hatırlarsanız. Bakın provider'dan users provider'ını aldığını gösteriyor aslında. Şöyle baktığımızda genel anlamda hani hangisi access client, işte hangisi password client, onların ayrılmış durumu. Hani birisi 1, birisi 0 farkındaysanız. Çok önemli değil hani burayı böyle bilmek. Ama hani genel olarak baktığımızda şu aşamada bu bilgileri içeriyor içerisinde. Şimdi bizim bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bizim kullanacağımız model, hangi model üzerinden biz bu login işlemlerini yapacaksak, kullanıcıyı nasıl login edeceksek o modele gidip, ki user bizimkisi, şu an user'ı kullanıyor olacağız. Has API tokens dediğimiz trait ekleyeceğiz. Aynen dün nasıl ki trait eklediysek role permission konusunu işlerken, aynen buradayken de bu has API tokens dediğimiz trait ekleyeceğiz. Yani sınıfımızı genişletmiş olacağız bunu yaptıktan sonra. Şöyle de paketimiz sizin ilgili trait'ini çağırmış olduk burada da. Şimdi normalde kendi root'ları var içerisinde. Password'ün kendi root'ları var. Bunları aktif etmek istiyorsak password root'u burada eklememiz gerekiyor ki bunu ekledikten sonra bir root'ları da göstereyim ben size. Bir ekleyelim, görelim orayı da. Bakın bunu da şöyle service provider'ın içerisine ekliyoruz arkadaşlar. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere out service provider. Password'ü de import etmeyi unutmuyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra otomatik olarak bizim için birkaç tane root'un oluşmuş olması gerekiyor. Böyle baktığımızda birçok paketin daha doğrusu içerisinde hazır olan root'lar bizim için oluşmuş oluyor burada. Authorize olurken nereyi kullanacağımız, yine o out iki yöntemi kullanarak tabii ki login oluyoruz burada. Bunlarla ilgili access tokenlarımızı nasıl kullanacağımız, client ID'ye ihtiyacımız olan birçok şey burada hazır geliyor. Bu hazır alanlarla ilgili değil. Ben şu anda manuel olarak nasıl yapabileceğimizi bakıyor olacağım. Onları üzerinden inceliyor olacağız biz. Ama burada da yine hazır olarak, hazırdan kastımız root'ların hazırlık anlamında. Nasıl ki root bizim bir controller oluştururken hatırlarsanız resource controller'ımız vardı. Onun gibi root'ları da buradan hazır olarak boot ederek, yani out service provider'ın içerisinde ekleyerek bunları da hazır olarak kullanabiliyoruz diyebiliriz. Şimdi isterseniz bir artık şey yapalım. Bir tane controller oluşturalım.
Bir tane API controller'ımız bizim için. Olmuş olsun. Bir de tabii şuradan bir şey daha paketten göstermek istiyorum aslında. Expired zamanlarını aynen burada ne zaman bitmesini istiyorsak, örneğin kullandığımız bir token var. Bu token'ın ne zaman sonlanmasını istiyorsak, buradaki refresh token için, personal access token için ve token expire, yani standart token'ların expire olma zamanlarını belirleyebiliyoruz. Örneğin bir token oluşturduk. Bunun işte 2 saat sonra bitsin, 3 saat sonra bitsin, 4 saat sonra, artık 15 gün sonra, 20 gün sonra. Ne zaman ki bu token'ın aktifliği sonlanacaksa bununla ilgili bir zaman verebiliyoruz. Eğer bunu boş bırakırsak bildiğim kadarıyla 1 sene oluyordu diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim o anlamda. Bir kontrol ederiz token'ı bunları oluşturmadan. Bir de oluşturarak tekrardan bakarız. Bunları yaptığımızda ve yapmadığımızdaki arasındaki farka bakarız. Bir kullanırız. Şöyle geliyorum. API root'umun içerisine. API PHP'nin içerisine. Burada zaten daha önceden bir middleware koyulmuş durumda gördüğünüz gibi. Buradaki middleware de ne yapmış? İşte out API middleware'inden geçirmiş. Ardından da bir tane user istiyor. İşte request'teki user'ı geri göndermiş. Yani çok klasik bir, hani nasıl yapılabilir? Bununla ilgili bir yer işlenmiş. Biz burada öncelikle bir login işlemlerimizle başlayalım. Login yapacağız kullanıcıya. Login'i de post işlemiyle yapalım. Postla yine gönderiliyor olsun. Buraya biz API PHP'ye ne yazarsak, biliyorsunuz başına prefix olarak API zaten geliyor. API slash login olduğu anlamına geliyor yani bu şu anda. API controller. API controller'ın login fonksiyonuna gidiyor olsun. Burada. Bunu yaptıktan sonra bir de bizim bir ayarda yapmamız gerekiyordu. Şu an onu yapmadık. Neydi? Config dosyasının içerisinde, out PHP'nin içerisinde arkadaşlar. Bizim normalde zaten şuradaki defaultlarımızı hatırlarsanız anlatmıştık yine, ama şurada guards'ların arasında bakın web için driver olarak session kullanıyor. Yani session'dan login oluyoruz. Biz session driver'ını kullanarak login oluyoruz. Ama API'de mesela şu anda yazılmış olan driver'ın yöntemi token olarak yazıyor. Biz şu anda hangi paketi kullanıyoruz? Password. Password kullandığımız için de ilgili buradaki alanı password olarak değiştirmemiz gerekiyor. Kullandığımız driver'dan dolayı. Artık bu şekilde login olacağımız anlamına geliyor. Eğer multiple guard gibi farklı guard'larda oluşturabilirdik. Yani ben burada API ile değil de farklı bir guard oluşturup girseydim. Hani burayı normal token bırakıp farklı bir guard'da yapabilirdim. Yani kopyalayıp çoğalttığımı düşünerekten söylüyorum. İşte örneğin işte API mobil olsun. Farklı bir şey eğer oluşturmak istiyorsak, tabii neden ihtiyacımız olacağı duruma göre değişir bunu, ama böyle bir duruma ihtiyacımız olduğu çoğaltıp farklılaştırabiliyoruz birbirinden. İlla ki buradaki API üzerinden biz API Guard üzerinden login olmak zorunda değiliz. Elbette bu değiştiği zaman da login olurken ki kullanacağımız yöntem de farklı olacak. İlerleyen süreçte bu Multiple Guard ile ilgili bir ders çekeceğim. O sırada bu dediğimi mutlaka hatırlayıp bir dönüp bakın. Hani API ile ilgili de denemeler yapın kendiniz. Çünkü o multiple guard'dan API yaptığımızda bir fark olmayacak. Yani ha web için yapmışız, ha API için, aynı anlamda kullanıyor olacaksınız sizler de çünkü. Her neyse, biz şimdi driver olarak da password olarak verdiğimizi şu anda biliyoruz. Password olarak ekleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bir oluşturduğumuz controller'ın içerisine gelelim. Burada da şöyle public function login olarak eklememizi gerçekleştirelim. Yine burada request'leri kullanabiliriz. Gelen request'in içerisinde alanları zorunlu tutabiliriz. Örneğin email password ile biz login oluyoruz ya. Bu login olurken ki yani kullanıcıyı email password ile aslında buradan aldığımız request'e yönlendirebiliriz dilersen. Bir farkı yok yani bu tarafta yine bu anlamda kullanırken. Şimdi burada kullanıcının login olup olmadığını, daha doğrusu ilgili gelen login sayfasında, login postuna işlem şimdi gelecek. Geldiği zaman bana bir e-mail göndermesini bekliyorum. Şöyle. Request'teki e-mail'i alırım. Aynı şekilde eğer ki bana bir JSON olarak gelecekse, Request'teki JSON'ın e-mail'ini almam gerekiyor. Aklınızda olsun. Çünkü genellikle JSON olarak veri gelecektir.
Biz şu an Postman'le doğrudan veri form olarak göndeririz zaten yaparken. Bir tane de şifre bize gelecek. Şunu da şöyle not olarak bırakayım yine bence. Çoğaltalım. Aklımızda kalsın. Burada da ilk yapacağım işlem, daha önce aslında manuel olarak nasıl ki login yaptıysak kullanıcıyı aynen öyle login yapabiliriz. Ama burada ben daha eskiden de veri kullandığımız bir yöntem daha var. Onu da göstermiş olayım size. Şöyle out tuşa arıyoruz. Attempt diyoruz. Attempt demek burada eşleştireceği alanları bizden istiyor olacak. İçerisinde de bir array istiyor tabii ki de. Mesela burada yine conditionals olarak gözüken yerde array beklediğini söylüyor. Bu array'in içerisinde ben bir e-mail göndereceğim. Bu e-maili aldığım e-mail bir virgül koyuyorum. Bir tane de şifre gönderiyorum. Password. Bu password'ümde gönderilen password. Şayet bu e-maile uyan ve bu e-mailin sahibi pasaport, yani şifresi daha doğrusu, şifresi de parolası diyelim. Parolası doğru olan kullanıcı varsa bu if'in içerisine girmiş olacak. Eğer doğru değilse dışarıda kalmış olacak. Else yazmamıza da gerek yok aslında bu aşamada. Yani eğer ben login olmuş kullanıcım bilgileri doğruysa buraya gelmiş oluyor. Peki ben login madem ki oldu. Yani şuraya geçen adam, geçen kullanıcı doğrudan login olmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden de şöyle user deyip out'taki user olarak ben login olan kullanıcının bilgilerini almış olacağım. Ama bu login olan kullanıcının bir token'a ihtiyacı var. Bu token da bizim çünkü sistemimizde işlem yapabiliyor olacak. O yüzden de ona özel bir token oluşturacağız. Bu token'a bir isim vereceğiz. Yani şöyle yapacağız. Mesela diyelim success token olsun. İsmi bizim kullanacağımız değişken isminden bahsediyorum. İlla bunu success tabii yapmak zorunda değilsiniz. Burada bir token değeri tutacağım. Niye bunu token diyorum? API tarafında alacak kullanıcı yani sizler yani mesela geçen de aldığınız zaman token diye bir değer alıyordunuz çünkü benden. Bunun token olarak size geri gönderilmesini istiyorum. O anlamda böyle kullanıyorum. Şimdi geri döndürünce de anlayacaksınız daha iyi. Aldığımız user'ın giriş yapan user'a bir tane token oluşturuyorum. Token oluşturmak demek create token. Bu oluşturduğumuz tokenlara da özel bir isim verebiliyoruz. Ama illa ki hani yani şunu verin bunu verin diyemem. Ben şu anda login ismini kullanacağım. Hani herhangi bir isim verebiliyorsunuz burada. Ve bu alacağımız, oluşturacağımız token'ın da access token olacağını söylüyorum. Yani erişim token'ı olacağını söylüyorum. Sonra da kullanıcıya bunu artık geri göndereceğim. Return response deyip şöyle JSON olarak success içerisinde göndermiş olalım. Zaten bu success'in altında biliyorsunuz token diye de bir değer gelmiş oluyor. Şöyle 200 ile beraber göndermiş olalım. Şayet else durumuna düşerse de şöyle return response yine JSON olarak verebiliriz. Elbette çok farklı yöntemler var. Şu an biz bunu manuel olarak elde yazdık. Bu kullanıcı unauthenticated'dır. Unauthorized daha doğrusu demek daha doğru olacak. Array'imin dışına da giriş yapmamış kullanıcı için de 401 verebiliriz. Status olarak. Girerse buradaki gelecek. Doğru değilse de diğer bir yöntem kullanılıyor olacak. Şimdi bizim burada daha önce kullandığımız user'lardan bir tanesini alıp kullanabiliriz. Şuradan bir admin kopyalayayım. Bizim REST API'nin içinde. Tane şifremiz var yani. Admin. Muhtemelen 8'e kadardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'di şifre diye hatırlıyorum. Şimdi bir bunu Postman'le kontrol edelim. Token'ımızı alabiliyor muyuz?
Bizim kullandığımız tabii şu anda çalışmıyor. Onu bir çalıştıralım. PHP artisan serve edelim. API slash login olarak body'sini form haline getiriyorum. E-mail'e password göndereceğiz. Şöyle. Tabii get isteğini değil post isteğini bulmamız lazım. Sizi kasıyor mu? Aynen kasıyor şu an. Ve gördüğünüz gibi biz ilgili token'ı almış olduk arkadaşlar. Şimdi bu token'la ilgili veri tabanına bakalım. Veri tabanı üzerinde şöyle access tokens dediğimiz alanda hangi kullanıcı ID'si için oluşturulduğu. Mesela ben demin login ismini verdim yani bir name verdim. Login olarak verdim. Hangi name ile oluştu? Bunun işte bir expire tarihi var. Yani ne zaman bitecek? Onunla ilgili bir tarihi var. Galiba doğru söylemişim. Bir sene sonrayı gösteriyor. Eğer biz expire vermezsek bir sene sonra ya kadar aynı token kullanılabilir halde olmuş oluyor. Bu oluşturduğumuz alan aslında buraya denk geldi. Şöyle bir şuralara baktığımızda bildiğim kadarıyla bunların boş olması lazım. Şu an çünkü bunları kullanmadık biz. Refresh token dediği eğer biz refresh token oluşturursak hangi access token'ın refresh'i yani tekrardan bunu uzatabiliyoruz süresini. O anlamda kullanılan bir alan. Ama zaten biz süreyi belli bir süreyle kısıtlamayı genelde amaçlarız. Genellikle diyorum. Tabii bir mobil yani sosyal medya uygulaması düşünebilirsiniz tabii ki de bunu. Hani kullanıcı bir süre girmiyor tekrardan giriyor. O girdiği sürede bir daha şifre sormuyoruz. O refresh token'ları kullanarak süreyi uzatıyoruz. Gibi de düşünülebilir o süreç anlamında. Şimdi burada biz ilgili token'ı aldık. Artık token'ımızı oluşturabiliyoruz. Yani bir sorunumuz kalmadı. Buradan sonrası aslında kullanıcının artık istek atması ve bizim bu istekleri karşılayacak root'u oluşturmuş olmamız yeterli olacak bu aşamada. Yani şöyle api.php'ye geliyorum. Şurayı bir siliyorum. Temizleyelim. Root middleware'imizin ismi neydi? Out 2 nokta API. Peki bunun böyle API diye out API diye bir şeyin olduğunu biliyorsunuz. Middleware'lerin içerisinde var yani. Burada middleware'lerin kernel dosyamıza geldiğimizde biz burada API ile ilgili bir kısmında var olduğunu biliyoruz. Yani zaten böyle bir bizim için oluşturulmuş bir middleware var. Bu konuda da hani aklımızda olsun. Nereden bunu nasıl yazıyoruz? Diye hani sorgularsanız diye söylüyorum. Onun da olduğunu bilmemiz lazım. Şöyle bu tarafa geri geleyim. Artık bir grubum olacak. Bu grubun altında da ben giriş yapamayan kullanıcılar buradan geçemiyor olacak. Dolayısıyla hani artık biz Auth API'yi kullandığımız için ve API'de password paketini kullandığı için şu anda kullanıcılar buradan yapamadığı zaman giriş yapamamış olacak. Şöyle yapalım. Kullanıcı eğer giriş yapmışsa bir get isteğinde bulunduğunda kendi bilgilerini ona geri gönderelim. Hani eğer giriş yapmışsa tabii ki de. Biz burada ne yapıyoruz? API slash user'a login olarak bir şey göndermemiz gerekecek. Şöyle bir tane daha ekran açalım. Get isteğinde bulunacağım. Kopyalıyorum. API slash user header alanına geliyorum. Burada accept application JSON authorization bölümüne ise bearer
artı bizim burada almış olduğumuz token'ın gönderilmesi gerekecek. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Get isteğinde şimdi bulunabilirim. Ve kullanıcının bilgilerini bana geri verdi. Şayet ben burada bir şöyle hatalı bir şeyler daha yazmış olsaydım. Unauthenticate hatasında almış olacaktım. Bunu tabii ki de ben şu anda vermedim. Kendiliğinden bu hata verilmiş oldu. Unauthenticate olduğu zaman nasıl hata vereceğimizi istersek kontrollerini yaparak verdirebiliriz. Yine aynı şekilde. Yani şu anda temelde bizim aslında Password paketini bir REST API yazmamız şu çerçevede baktığımızda bu kadar diyebiliriz. Hani kullanım açısından. Elbette farklı kaynaklara da baktığınızda grant type'lar birçok böyle farklı koşulların da içinde barındırıldığını görebilirsiniz. Ama bizim için genel anlamda kullanım açısından bu bize yeterli olacaktır. Yani girişimizi aldık, token'ımızı verdik. Elbette bu token'ın bir de şeyini yapacağız demiştik biraz önce. Expire tarihini ayarlayacaktık. Bir de onu verelim. Şöyle Auth Service Provider'ın içerisine geliyorum. Neredeydik? Aynen burada. Token expires eti alıyorum. Ve burayı ekledim. Ya benim için 15 gün değil de et hours olsun. 2 saatlik bir geçerlilik süresi olsun ilgili token'ın. Şimdi ben bu token'la da bir kez daha login olacağım. Başka bir token alacağım. Eskisini de hatta şöyle bir Tranki etmiş olayım. Yenisini isteyelim. Şimdi yenisini aldık. Buraya bir F5 diyorum. F5 dedikten sonra bakın expire edin. 2022 şu anda olmadı. Olmasını beklediğimiz alan olmadı aynen. Bir daha bir bakayım. Gelmemiş olma ihtimali yok. Tamamdır. Token expired. Bir daha bakalım. Bakalım hangisi yoksa yanlış yeri mi aldık? Kişisel expire token dediğimiz alan olması lazım. Bir alalım bakalım. Görelim. Alttaki olmalı o zaman. Yanlış hatırlıyorum demek ki. Bir token daha attım isteği arkadaşlar. Üstteki token yeni token. Ve 2 saat sonrasını göstermiş olduğunu görebiliyorum. Ama burada bir deneme yapacağım. Süreyi arttırarak doğru yerdeyimiz emin olmak istiyorum. Aynen. Şu an doğru bir şekilde expire aldık. Personal olanı, kişisel olanı kullanmamız gerekiyordu. Çünkü biz kendimiz şu anda oluşturduk zaten. Eğer bu diğer iki alandan bir tanesi zaten refresh token için demiştim. Yukarıdaki tokens hani biz paketin kendisiyle beraber eğer oluşturmuş olsaydık kullanabileceğimiz bir alandı diyebilirim. Şimdi buradan sonrasında aslında farklı denemeler, farklı şeyler yapabiliriz. Burada ben kaydı durdurayım. Beraber yine bakmak istediğiniz şeyler varsa bakalım.